Dünyanın bir numarası Daikin klima. Daikin, doğru hava uzmanı. Tadilattayız yarışmasında. Bugün yarışmacılarımızı bakalım ne zorluklar bekliyor olacak. Arkadaşlar merhaba. Murtaza Ocak ben. Karadeniz Isınma Mühendisliği sahibiyim. Karadeniz Isınma'nın düzenlemiş olduğu doğalgaz tesisat yarışması için tadilattayız diye bir program ayarladık kendi aramızda. Doğalgaz işinin nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini arkadaşlara bir örnek tesisat projesi vererek yarışmaya başlatacağız. Arkadaşlar kendiniz yapmış olduğunuz projelerden, işlerden her biriniz birbirinize puan vererek birinciyi kendiniz seçeceksiniz. Seçmiş olduğunuz birinciye de sonunda 10 bin liralık, yani birinciye 10 bin liralık bir hediyemiz var. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. O halde yarışmacılarımızı daha yakından tanıyalım. İsmim Vedat Sözgür Karayel. Oğlum 7 oturuyor. 1983 doğumluyum. Uzun zamandan beri futbol oynuyor. Hırslıyım. Yapmak istediğim şeyi yapmak isterim. Vedat Bey, yarışmayı kazanırsanız parayla ne yapacaksınız? Şu anda aklımda bir şey yok henüz. Yani diyorsunuz ki zevkine katıldım yarışmaya. Tabii ki zevkine. İddialı mısınız? İddialı olmak güzel bir şey. Kimin birinci olacağı henüz bilemeyeceğim için ben arkadaşlara başarı dilerim. İyi olan kazansın diyorum. Benim adım Onurak. Üniversite öğrencisiyim. 1998 doğumluyum. Bu yarışmaya ev alabilmek için katıldım. Hayatım boyunca yani zorluklarla çok karşılaştım. Allah izin verirse bu yarışmayı kazanacağım ve bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onur Bey, iddialı mısınız? Ya iddialı değilim. Hak eden kazanır. İddialı değilseniz evi nasıl alacaksınız? Şimdi yarışmacı arkadaşlarımı tanımadığım için kimin ne kadar iyi olduğu belli olmaz. Sonuca bağlı. Adım Akın Barış. 1988 doğumluyum. Almanya'dan katılıyorum. Tadilat varmış dediler. Biz de geldik. Karşı rakipleri gördüm. Hepsi iyi, böyle kuvvetli. Bakalım hayırlısı kim kazanırsa. İddialı mısınız? İddialı mıyım? Biraz da iddialıyım. Parayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Parayı kazanırsam ne yaparım? Vallahi abi onu daha düşünemedim. Adım Tarık, soyadım Hoca. 18 yaşındayım. Lise öğrencisiyim. Bu yarışmaya katılma amacım kazanmak. Neyse abi kes de bir daha başlatırız. Devam ediyorum ben, sen kesersin. Kazandığım parayı daha iyi bir üniversitede okumak için harcayacağım. Yarışmacıları gördüm. Onlar da benim kadar iddialı. Ama ben onlardan daha fazla iddialıyım. Bakalım hayırlısı. Adım Gökhan Demir. Tadilattayız yarışmasına çok iddialı bir şekilde katılıyorum. Diğer arkadaşlar iddialı olduklarını söylüyorlar. Ama benim kadar değil. Ben iş buradan bir arkadaşım. Kazanamazsam lütfen bana destek olun. Ve yarışma başlasın. Yarışmacılarımız hunharca çalışırken biz de şöyle biraz Ünye'nin manzarasını seyredelim. Gökhan Bey, o boruyla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dur, usta sen ne yapıyorsun? Buraya girdiğine göre bu kesin burada. Hayır usta, bu buranın değil. Yanlış yere sokuyorsun.
Abi, bu buraya girdi. Usta, girebiliyor. Kim aç bu? Ne olacak? Bu dış korku. Ne? Balkonun korkuğu bu. Tamam, yanlış burası... yere sokuyorsun. Ama burası neresi? Burası balkon. Tamam, bu ne? Burası kim aç usta? Orası kim aç? Balkonun gider usta. Ya senin yaptığın gider, benim hoşuma gider. Sen şey... Gökhan Bey, sakın bir terslik çıkmasın. Buradan daha ne terslik çıkabilir ki? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bak. Kim aç usta? Bak, bak. Tam burayı göre ayarlanmış, görüyor musun? Bak, fabrika özel yapmış. Fabrikada iyi mi bileceksin? Sen bunu bul, bir yere tak hadi. Ben bir delik buldum, taktım. Sen bir yere bul, tak. Tamam, duracak mı senin o taktığın yerde o şimdi? Ne oldu, havada mı kalacak? Onun bize öyle bir özelliği mi var? Tamam. Ne işin bunu? Dur. Deneye takar mısın oğlum? Ustam! Ulan be! Değil mi? Ustad korkuk. Aldır. Bırakma! Aaa! Galiba boruyu düşürdüler. Tarık Bey ne yapıyorsunuz? Biz iş yapıyoruz. Yardımlaşmayı severiz abi. Yarışmacımız da para kazansın. Çoluğu çocuğu var. Tarık Bey dikkat edin düşersiniz. Tarık Bey! Tarık Bey! Ah Tarık Bey! Neyse ki bir şey yok. Şansı varmış ki 6. kattan düştü. Akın Bey ne yapıyorsunuz? Akın Bey ne yapıyorsun? Abi dedim boruma kafama boru düştü de. Boruma kafam düştü. Abi burada bayılmışım ya. Abi bunu da vermişler elime, bu ne ya? Şuraya bak. Onur Bey, nedense hep aynı yere vuruyorsunuz. Ama Gökhan Bey ile Vedat Bey de sanırım bir şeyler karıştırmak üzereler. Gökhan Bey, bence oraya hiç ellemeyin. Türkiye tarafından takip edilen Tadilattayız yarışmasında meydana gelen patlama sonucu yarışmaya tam 2 ay ara verildi. Haberle ilgili detaylar şöyle. Ünye'de Karadeniz Hızı Mühendisliği'nin düzenlemiş olduğu 10 bin lira para ödüllü Tadilattayız yarışmasında doğalgaz döşerken büyük bir patlama yaşandı. Patlama anında can kaybı olmazken yaşanan olayın şokunu henüz atlatamayan yarışmacılardan Gökhan Demir'i evinde ziyaret ettik. Olayla ilgili detayları Moda TV'den takip edebilirsiniz. Mahvoldu.
tam anlamıyla da perişan oldum. Abi anlamadım, o kapağı açtıktan sonra sonrası bende yok. Onun orada bir şey oluyordu, orada bir kıvılcım bile çıktı. Onur'un vurduğu şeyden beni başlayan bir kapak herhalde doğalgazı bir şeyiydi. Oradan ateş gazla birleşince abi merdiven çıkamıyorum. Az önce de merdivenden yuvarlandım zaten. Valla Tarık camdan düştü. Patladım. Onur onların şu an nasıl durumda olduğunu da bilmiyorum. Bu yarışma yok ya. Bu yarışmada birinci olmazsam zarardayım. Hastane masraflarım vesaire falan bunlar zarardayım yani. Ben 10 bin lirayı almam lazım. Benim yarışmayı birinci olarak bitirmem lazım. En çok hak eden de benim zaten. Çünkü yaralanan benim. Tadilattayız yarışmasını birinci olarak bitirmem lazım. Hastane masraflarım bunlar tamamıyla zarar. Hiç takmam lazım. Benim tadilattayız yarışmasını birinci olarak bitirmem lazım. Puanlamaya bakarsan öncelikle Tarık'tan başlıyorum. Yani şu anda vereceğim oy 2. Onur'a bakıyorum. Şu anda benim gözümde çok sakin bir çocuk. Ben ona şu anda 4 puan veriyorum. Gökhan Akaş'a bakıyorum. Ne amaç, ne yaptığı belli değil. Ancak ona da 2 veriyorum. Akın arkadaşı pozitif olduğu için gönülden içinden gelerek 5 puan veriyorum. Bugünlük de böyle olsun. Puanlama ise yaşı genç olduğu için ona bir güzellik yapacağım. Şu anda Tarık'a verdiğim puan 4. Red abi için 6 düşünüyorum ve yeterli onun hak ettiğini düşünüyorum bu puana. Akın Barış'a 1 veriyorum. Gökhan abiye fazla merakından dolayı 4 puan veriyorum. Çok meraklı lazım, merakını bırakması lazım. Red abi de onun kankisi herhalde. Bir de buna 4-4 puan verip Vedat abimize. Akın abi çok tanıdık bir oyuncu olduğu için ben ona 2 puan vermek istiyorum. Ha. Son olarak Onur arkadaşımıza gelmek istiyorum. Onur arkadaşımız da ona da 1 puandan geçiş vereyim var abi. İyi olan kazansın, mütevazilik yapmak gerekirse. Ben iyi değildim, onlar hiç iyi değil. Şimdi Akın'dan başlıyorum. Akın sen buraya niye geldin? Akın'ı bir kere gördüm, onu da uyuyordu. Almanya'da takılmış gurbetçi arkadaşımız. Buradan bütün gurbetçilere selamlarımı söylüyorum. Tarık, idealleri olan bir arkadaş. Uçmayı seviyor. Vedat, doğal koşmaya geldik Karadeniz ısıya. Ben bir boru buldum. Hadi orada bir delik buldum, taktı boru oraya. Ben boruyu taktım. O boruyu aldığımda nereye taktım? Sonra Onur bir gürültü geliyor. Böyle küt 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 bir yere birisi vuruyor yani. Ya merak ettim, şu insanlık hali. Merak yani. Gittim, baktım orada bir yere çekişte abini vuruyor. Ama hep aynı yere vuruyor. Gittim orada lancizane herkeste olan bir durum yani. Orada bir kapak gördüm. Yani merak ettim ne var arkasında diye. Sonra Vedat geldi. Vedat'a sordum. O da beni teşvik etti. Açalım da bakalım dedi. Açalım bakalım. Abi biz oraya açtık, patladık gittik abi. Ben şimdi teker teker puanımı açıyorum. Verebilsem de kendime 10 verebilsem. Tek burada düzgün iş yapan ben varım biliyor musunuz? Boruyu delik buldum, ona taktım ben. Gözle gözle boruyu kestik, düzgün kestim, eşit gibi boruyu kestim. Vedat geldi, borunun içine etti. Akın, Vedat, Onur, Tarık, al ayınıza bir. Herkese merhabalar. Doğalgaz işinin şakaya gelmediğini düzenlemiş olduğumuz yarışmada göstermek istedim. İnsanların ben bu işi yaparım, bu iş kolay, bu işi yaparım diyen insanları gördük, kendilerine zarar verdiler. Yapamayacaklarını da gösterdiler. Şimdi bunu yapma sebeplerimizden bir tanesi sizin sağlığınızı düşündüğümüzden, doğalgaz işinin ne kadar ciddi bir boyuta geldiğini, bunların ne kadar yapılması gerektiğini, yapılmaması gereken işlerin yapıldığını, insanların kendilerine nasıl zarar verdiğini, bu kendilerine zarar verirken size de insan sağlığına zarar verdiklerini hep beraber izledik ve gördük. Ya, bu doğalgaz işini yaptırırken her zaman profesyonel firmalarla, profesyonel insanlarla, ekipmanı, malzemesi, düzgün insanlarla çalışmak çalışmalarda her zaman fayda vardır. Hepinize teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim. Dünyanın bir numarası Daikin Klima'dan Daikin, doğru hava uzmanı. Dünyanın bir numarası Daikin Klima'dan Daikin.